Alalım. Daha önce uğur tedavisini size gösterdim. Uğurun içerisinde ne vuruyoruz onu anlatmıştık. Ne demiştik? Sirke ruhu aktarlalara satılıyor. İnsülin iğnesiyle beraber her gün uğurun içerisinde biraz çakmak şartıyla. O videomu hatırlayacaksınız. Hatırlayamanız varsa YouTube kanalında bunun videosu vardır. Şimdi 10 gün boyunca uygulama yaptık. Uğur ne hale geldi hep birlikte görelim. Ben bunun ameliyatını yapacaktım ama şahsen çünkü laboratuvar ortamında yapılmaz taraftarıyım. Çünkü uğur çok kötü bir uğur. Tam eklem yerinde ceviz büyüklüğünde altlı üstü yani adale, kas, damar hepsinin içinden geçmiş karşılıklı. Onun için gel yakın çekime kardeşim. Bir önceki videoda biliyorsunuz bakınız elmas sirkesiyle ne hale geldi taş gibi. Bakınız altını göstereyim size aynı. Tam eklem yerinde yani damarlarla kaslarla birlikte olduğu için bunun ameliyatı zordur. Kuşa eziyet çektirmeme adına laboratuvar ortamında bunu kestireceğiz. Yoksa bu uğur bizim için basitti ama öyle bir pis yerde duruyor ki hem kanadının altından çıkmış hem üstünden bu ceviz büyüklüğünde. Onun için bunu laboratuvar ortamında yapmak zorundayız. Kuşa zarar vermemek için. Kuşun genel durumu nasıl? Bakınız. Tamamen kanat yerde. Kanadı hiçbir şekilde kullanamıyor. Kanadını yanında gezdirmek zorunda kalıyor hayvan. Bu şekilde arkasında kalıyor. Bunu da laboratuvar ortamında kesimini yaptığımız zaman inşallah sizlerle paylaşacağız bir aksilik olmazsa. Bir bu kadar değil. Bakınız. Kuşun hangisidir? Şu tarafında. İki tane daha uğur var. Ben bunlara hiç başlamadım. Bir tane ayağında var. Burada tam çok büyük. Bu da burada var. Bir tane de şu göğsün şu kanat altlarında bir yerde öteki taraftadır herhalde. Bir tane daha var. Yani 3 tane büyük uğurdan bahsediyoruz. Kuşu sarmış. Bunu ameliyatını yapmasan ne olur? İçinde de vardı, sarmıştır ama biz bunun yaşam hakkını düşünerekten öldürmüyoruz. Kesinlikle kafasını koparmıyoruz. Biz yapabildiğimiz kadar yapalım. Ömrü yettiği yere kadar o zaman yapacak bir şey yok. Bizi izlemeye takip edin. Arkadaşlar güvercin konusunda 3 konu. Doğru kümes, doğru beslenme, doğru hastalık ve ilaç tespiti. Çoğu ilaçlarınızı veterinerden ve eczaneden zaten söylüyoruz. Bizi takip ederseniz anlarsınız. Doğru kümes yapmadan, doğru beslenme yapmadan hoca şu ilaç şu hastalığı tedavi etmiyor deme hakkına sahip değiliz. Çünkü ya kardeşim pis ortamda yaşattığın bir hayvanın ne kadar ilaç tedavisi yaparsan yap illaki yan etkileri oluyor. Hepinizi seviyorum. Beni takip edin. Doğru kümesten başlayın. İllas hocayı takip ederseniz zaten sizi doğruya götürecektir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.